Hi. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. İkinci dönemin ilk konusuna başlıyoruz gençler. Bugün hücre zarının yapısını anlatacağız size. Hatta Şubat ayı takvimimizi de göstereyim. Biraz da bahsetmiş olayım. Aslında hücre zarından bir önceki derslerimizde hafif hafif bahsetmiştim. Sitoplazmayı, çekirdeği, hücreyi anlatmıştık. Yeni konumuz hücre zarından madde alışverişleri. Hücre zarından madde alışverişlerini anlayabilmemiz için de tabii ki ilk olarak hücre zarının yapısını çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. O yüzden bazı eski söylediğim bilgileri tekrar edeceğim. Yeni bilgilerde tabii ki eklemiş olacağım. Şubat ayı içerisinde bugün hücre zarının yapısını yapıyoruz gençler. Daha sonra hücre zarından madde geçişleri bir ve hücre zarından madde geçişleri iki sizlerle birlikte olacak. Madde geçişleri tecrübeyle sabit ki biraz zorlandığınız bir konu. Biraz temel bileşenler kısmına da dayalı gençler. Canlıların temelini temel bileşenlerinde eksiğimiz olursa madde alışverişlerinde sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden canlıların temel bileşenleri iyi geçmediyse biraz o konularda kim büyük kim küçük karıştırıyorsanız mutlaka diğer videolara geri dönüş yapıp tekrar seyredin. Soruları mutlaka çözün. Çünkü birazdan söyleyeceğim. Diyeceğim ki hücre zarından küçükler geçebilir, büyükler geçemez. Sen kimin küçük kimin büyük olduğunu bilemezsen zaten sorularda sıkıntı yaşıyorsun. Diyeyim. Hemen ödevlerinizi de vererek konu anlatımına tabii ki başlamış olayım. Dediğim gibi hücre zarının yapısı, hücre zarından madde geçişleri konumuzun sonu olacak. Gençler bugün biraz tarihi gelişiminden, hücre teorisinden, hücrenin yapısı, hücre zarı ve duvarından bahsetmiş olacağım. Yani Dinamo'dan sayfa 77 ile 80 arasını çözmeniz gerekiyor. Sıfırdan 9'a da da aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Gençler hücre zarı, hücre duvarı, madde geçişleri ödeviniz olacak. Yani sayfa 112'ye kadar yapmadığınız bir kısmın 0'dan 9'a da kalmamış olması gerekiyor bu dersin sonunda. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şimdi ilk olarak tabii ki konuları biraz açmış olayım gençler hücre zarından bahsedeceğiz dedim. Öncelikli olarak hücre zarının görevleri neler hücreye ne sağlıyor bunlardan bahsedeceğiz. Bazı canlılarda hücre zarının dışında hücre duvarı adını verdiğimiz bir yapı da bulunuyor. Hücre zarı tüm canlılarda hücre duvarı ise sadece bazı canlılarda bulunuyor. Hücre zarının yapısı nasıl ee, neler bulunuyor bunlarda bahsedip hücre duvarının da hangi hangi canlılarda bulunduğundan ve yapısının nasıl olduğundan bahsedeceğiz bugünkü dersimizde. Daha önce anlatmıştım canlıların ortak özelliklerinde söylemiştim. Hücre ünitesinin başında söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Prokaryot, ökaryot farkı bu sene bizim için çok önemli. Hatta üçüncü ünitemiz var. Canlıları sınıflandıracağız. Canlıların sınıflandırılmasında bir daha söyleyeceğim. Diyeceğim ki canlılar alemlere ayrılır falanca falanca prokaryot filanca filanca ökaryot. Yani bu bizim tekrar tekrar karşımıza çıkacak biyolojinin çok temel bir bilgisidir. Prokaryot hücre ile ökaryot hücrenin ortak özelliklerini bilmek, farklarını bilmek. Prokaryotla ökaryotu şöyle bir karşılaştıracak olursak, prokaryot hücre yapısına sahip canlılar daha basit hücresel yapıya sahip canlılardı. Ökaryotları ise daha gelişmiş canlılar olarak söylüyorduk. Prokaryotla ökaryotlara baktığımız zaman ikisinde de DNA adını verdiğimiz deoksiribonükleik asitimiz tabii ki bulunuyordu. Prokaryotlarda çift zincirli halkasaldı, ökaryotlarda da çift zincirli fakat iki ucu birleşik değil helix şeklindeydi. Diğer nükleik asidimiz olan RNA molekülü de yine hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olarak bulunuyordu. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de Tabii ki tüm canlılarda ortak. Bunun haricinde bugünkü konumuz olan hücre zarı tüm canlılarda ortak. Sitoplazmada yine tüm canlılarda ortak olarak bulunuyor. Ökaryotların prokaryotlardan farkı neydi? Ökaryotların DNA'sının etrafı bir zarla çevriliydi. O yüzden ökaryotlara çekirdekli hücreler ismini veriyorduk. Endoplazmik retikulum olsun, Golgi olsun, koful olsun, mitokondri olsun. Yani zarlı organel ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda zarlı organeller yoktu diyeyim gençler. O zaman şöyle bir üstünden geçmiş olayım. Prokaryot basit yapılı hücreler, ökaryotlar daha gelişmiş yapılı hücreler. Prokaryotlarda kalıtım materyali DNA halkasal şekilde sitoplazmada bulunuyor. Hatta bulunduğu yerdeki sitoplazma biraz daha böyle yoğun bir kıvamda oluyor ama etrafı zarla çevrili değil. Ökaryotlarda ise kalıtsal materyal yani DNA proteinlerle birleşiyor. Hatta o zaman biz buna ne ismini veriyorduk? Kromatin iplik ismini veriyorduk. Neyin içerisinde bulunacak? Çekirdeğin içerisinde. Prokaryotlarda sadece ribozom organeli bulunuyordu. Ribozomun protein sentezi yaptığını, zarsız bir organel olduğunu söylemiştik. Ökaryotlarda zarlı, zarsız organeller tabii ki canlı çeşitliliğine göre bulunabiliyor diyeyim gençler. Prokaryot hücre yapısına sahip alemlerimiz kimlerdi? Bakteriler alemi ve arkeler aleminde bulunan canlılar prokaryot, protista alemi içerisindekiler, bitkiler alemi içerisindekiler, mantarlar ve hayvanlar alemindekiler ise ökaryot olacak. Hani az önce dedim ya üçüncü ünitemiz canlıların sınıflandırılması. Bakterileri anlatırken diyeceğim ki bakterilerin hücresel yapısı neydi? Ya hocam daha anlatmadınız diyemezsiniz. Bakterilerin prokaryot olduğunu burada söylüyoruz. Orada tekrardan karşımıza çıkmış olacak. Tekrardan hatırlatmamla devam ediyorum. Ökaryot ve prokaryotlarda ortak olarak bulunanlar neymiş? Şeklin üstüne yazdım. Hücre zarı bir kere tüm canlılarda ortak. Sitoplazma dediğimiz organellerden ve sıvıdan meydana gelen kısım ortak. Ribozom, ortak. DNA ve RNA ortak olarak bulunuyor. Peki fark ne? Ökaryotlarda kalıtım materyali çekirdek adı verilen yapının içerisinde zarlı organeller ökaryotlarda bulunabiliyor gençler. Hayvansal ve bitkisel bir hücrenin şeklini görüyoruz. Hayvansal ve bitkisel canlılar bu hücresel yapıya sahip canlılar, bu alemlerde yer alan canlılar tabii ki ökaryot hücre yapısına sahip olacak. Ama mesela bakteriler prokaryot canlılardır diye. Buradan hücre sayılarını ve hücre yapısını tekrardan hatırlatmış olayım. 6 tane alemimiz var biliyorsunuz ki bakteriler ve arkeler alemi dediğimiz alemde yer alan canlılar prokaryot hücre yapısına sahip. Bu canlılar tek hücreli canlılardır. O zaman yapıştırıyorum. Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Protista, mantar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Protist ve mantarlara baktığımız zaman Tek hücreli canlılar da olduğunu görüyoruz. Çok hücreli canlılar da olduğunu görüyoruz. Mesela tek hücreli mantarlar var. Maya mantarları dediğimiz mantarlar. Evde yemek olarak yediğimiz o şapkalı mantarlar, şirinlerin evi gibi olan mantarlar ise çok hücreli mantarlara örnektir. Bu alemde hem tek hücreli hem çok hücreli canlılar var. Bitkiler ve hayvanlar alemine baktığımız zaman ise çok hücreli canlılardan meydana geliyor. Hiç tek hücreli bitki tanıdığım yok. Hayvan tanıdığım yok. Yok. O zaman yapıştıramadım az önce yapıştırmıştım ya prokaryot canlıların tamamı tek hücrelidir şu an yapıştıramıyorum ökaryot canlıların tamamı çok hücrelidir diyemem ökaryotların bazıları tek hücrelidir bazıları çok hücrelidir diyeyim gençler. Buradan devam ediyoruz. Ökaryot hücreleri mesela bitki ve hayvansal hücrelerin farkı çok fazla derecede karşınıza çıkar. Bitkisel ve hayvansal hücreleri, protistleri, mantarları bu alemlerde yer alan canlıların hücrelerini üç tane ana kısımdan oluşturabiliyoruz. En dışta tabii ki ne olacak? Hücre zarı adını verdiğimiz kısım yer alacak. Hücre zarıyla çekirdek arasında bulunan sıvıdan, organellerden ve hücre iskeleti elemanlarından oluşan kısma sitoplazma ismini veriyorduk. En içeride ise çekirdek dediğimiz kısım vardı. Biz çekirdeği anlattık. Sonra nereden bahsettik? Sitoplazmadan. Sıvı olan sitozol kısmı anlattık. Sitoplazmanın içerisindeki mitokondri, golgi, koful, kloroplast, sentrozom gibi organelleri anlattık. Artık hücre zarına geçiş yapabiliriz. Çekirdeği bir hatırlatmış olayım. Çekirdeğe baktığımız zaman dört tane ana yapı olduğunu biliyorduk. Hücre Hücre zarı gibi çift sıralı dizilmiş çekirdek zarımızda vardı, genetik materyali stoplazmadan sıvıdan ayırmış oluyordu. Çekirdek zarında da hücre zarında bulunduğu gibi delikler var. Buradaki por adını verdiğimiz delikler hücre zarındaki porlardan daha büyüktü çünkü ATP hücrenin çekirdeğinden içeri girip çıkış yapabiliyordu. Aynı zamanda DNA'nın etrafını bir proteinin sarmasıyla kromatin iplik oluştuğundan bahsetmiştik. Çekirdekçik adını verdiğimiz ribozomun alt birimlerinin sentezinin gerçekleştiği bir yapıda tabii ki çekirdeğin içerisinde yer alıyordu. Sitoplazmanın sıvı kısmına sitozol adını vermiştik. Burada özelleşmiş görevleri olan yapılar vardı organeller demiştik. Mikrotübüller, mikrofilamentler, arafilamentler gibi hücre iskeleti elemanları vardı. Aslında bu sitoplazmanın belirli bir kıvamda kalmasını sağlayan protein ipliklerdi. Bazen organellerin hareket etmesini, bazen çekirdeğin serbest bir yerde durmasını hücre iskeleti elemanları sağlamış. Oluyordu organelleri de zar durumlarına göre gruplandırmıştık bizim zarsız organellerimiz vardı ribozom ve sentrozomdan bahsediyorum ribozom tüm canlılarda var protein sentezinin gerçekleştiği organeldi sentrozom organeli ise özellikle hayvansal hücrelerde çok karşımıza çıkıyordu hücre bölünmesi sırasında iyi ipliği denilen ipliklerin oluşmasını sağlayan zarsız bir organeldi. Endoplazmik retikulum hücrenin iskeleti gibi görev yapar, madde alışverişini sağlardı. Üzerinde ribozomlar bulunanlara granüllü endoplazmik retikulum, bulunmayanlara ise düz endoplazmik retikulum ismini veriyorduk. Oda oda ayırıyordu, tepkimelerin farklı alanlarda gerçekleşmesini sağlamış oluyordu. Endoplazmik retikulumdan bir parça kopmasıyla salgılama ve paketleme işinde görev yapan Golgi aygıtı meydana geliyordu. Çok hormon üreten, çok salgı üreten hücrelerde golgi sayısı fazla olurdu. Kofulun çok fazla çeşitleri vardı. Mesela içeriye büyük bir besini aldıysan besin kofulu denilen bir koful oluşuyordu. Çünkü besin etrafı zarla çevrili. Atın etrafını zarla çevirirsen boşaltım kofulu dediğimiz koful meydana geliyordu. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda da kontrak değil koful adını verdiğimiz koful vardı unutmayın. Lizozom organeli hücre içi sindirim enzimlerini taşıyordu. Eğer sen büyük bir şeyi hücre içine aldıysan, bir düşmanı hücre içine aldıysan bunu içeride parçalaman lazım. Parçalayacağın enzimleri bulunduran organel lizozomdu. Peroksizomun üstünde de aslında daha doğrusu içinde de enzimler vardı. Ama zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren enzimleri bulunduruyordu. Katalaz enzimini bulundurmasını örnek olarak vermiştik. Çünkü hidrojen peroksit dediğimiz H2O2'yi katalaz enzimi su ve oksijene dönüştürüyordu diyeyim gençler. Çift zarlı organellerde mitokondri, mitokondri ve plastitlerde mitokondri organeli Ökaryot hücre yapısına sahip oksijenli solunum yapan canlılarda bulunurdu. Plastitler ise bitkilerde, alglerde bulunan bir organel grubuydu. Hayvanlarda yoktu. Plastitleri kloroplast, kromoplast, lokoplast olarak üç ayırmıştık. Kloroplast yeşil renkli görünürdü. Fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organeldi. Bitkiler sadece yeşil değil farklı farklı renklere sahiplerdi. Kromoplastları bu farklı renklerin oluşmasını sağlıyordu. Bitkinin ışık görmeyen kısımlarında madde depolanmasını sağlayan organelde lokoplast organeldi organeliydi. Lokoplastlar ışık gördüğünde kloroplastlara dönüşebiliyordu. Yeşil domates de kızarabiliyordu. O yüzden kloroplastların da kromoplastlara dönüşebildiğini söylemiştik. Prokaryot hücreler sadece zarsız bir organel olan ribozoma sahip. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım ve hücre zarına geliyorum gençler. Hücre zarına baktığımız zaman şunu ökaryot bir hücre olarak hayal edin. Hücre zarı dediğimiz kısım şurası dır. Ne yapıyor? Tabii ki hücreyi cansız çevreden ayırıyor. Burada başka başka hücreler varsa hücrenin buralardan da ayrılmasını sağlıyor. Aslında hücreyi dış koşullardan ayırır tabii ki diyebiliriz. Hücrenin iç ortamıyla dış ortamı arasındaki sınırı meydana getiriyor. Burada organeller var, sitozol dediğimiz sıvı var, çekirdek var. Bunların dağılmasını da tabii ki hücre zarı engellemiş oluyor. Yıldız, yıldız, yıldız seçici geçirgendir. Bu ne demek? Bazen seçici geçirgen, bazen de yarı geçirgen kelimesi karşınıza çıkabilir. Seçici geçirgen demek, bazı maddelerin geçişine izin verirken bazı maddelerin geçişine izin vermiyor. Yani burada madde alışverişinin sağlandığı delikler var ya bu deliklere por adını veriyoruz. Bir şey pordan geçebiliyor diye kafasına göre içeriye giremez kafasına göre dışarıya çıkamaz. Hücre zarının dinamik bir yapısı var. İhtiyacı olan maddelerin içeri alınmasını sağlıyor. İhtiyacı olmayan veya atık maddelerin de dışarıya atılmasını sağlıyor alıyor Öyle kimse kafasına göre takılamaz. Hatta hücre duvarı ile kıyas yaparken diyeceğim ki hücre zarı seçici geçirgen yapıdadır. Hücre duvarı ise tam geçirgen yapıdadır. Hücre zarı esnek, dinamik ve saydamdır. Esnek demek ne demek? Yani basarsam suyu hücre zarı esneyip bu hücre büyüyebilir. Su kaybettiği zaman da hücre büzüşebilir hücre zarı kıvrım kıvrım bir hale gelebilir tabii ki hücre zarı madde alışverişini sağlamış olacak diyeyim gençler Günümüzde hücre zarı ile ilgili ortaya atılan modelde akıcı mozaik zar modelidir. Hani ben size aralarda diyorum ya biyoloji bilimi güvenilirdir tabii ki bilimsel bilgilere güvenmek zorundayız ama bilimsel bilgiler zaman içerisinde değişebilir gençler. Yeni yeni keşiflerin ortaya çıkmasıyla hücre zarı ile ilgili de çeşitli teoriler ortaya atılmış. Falanca adam demiş ki ben diyorum sandviç zar modeli yağlar şöyle diziliyor proteinler böyle diziliyor. Bilmem kim demiş ki şöyle şöyle oluyor. Singer ve Nichols'ın adını verdiğimiz bilim insanları da hayır akıcı mozaik zar modeline sahiptir. Böyle böyle bir dizilim vardır demişler. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiş ki Hücre zarını en iyi tanımlayan model Singer ve Nichols'ın ortaya attığı akıcı mozaik zar modelidir. Yarın öbür gün sizler bilim insanı olup da hücre zarını incelediğiniz zaman ya hocam aslında bu doğru değil gibi bu yağlar sıkıntı yaratıyor böyle olmaz aslında şöyle şöyle olması lazım şu makine keşfedildi şu teknik ortaya çıktı bence hücre zarının yapısı budur derseniz ve sizinki diğer bilim insanları tarafından denenir ve doğru olursa akıcı mozaik zar modeli de ortadan kalkar sizin bulduğunuz model geçerliliğini korur bilimsel bilgiler dediğim gibi güvenilirdir ama her zaman değişime açıktır gençler hücre zarının şekline baktığım Zaman hafiften ben bir gösterim yapmak istiyorum önce size hücre zarı şurası değil miydi? Hücre zarının şu kısmını büyüterek çizdiğimiz zaman hücre zarında çift sıralı dizilmiş fosfolipit tabakası olduğunu görüyoruz gençler. Hani fosfolipit diye bir lipit çeşidimiz vardı. Yapısında yağ asidi, bir de fosfatlar bulunurdu. Bu fosfolipitler normalde şu şekildedir. Çift sıralı olarak hücre zarının yapısına dizilmiş oluyor. Sonra hücre zarında boydan boya uzanan veya sadece belirli bölgelerde bulunan proteinler var gençler. Bir de hücre zarında karbonhidratlar var. Karbonhidratlar asla tek başına bulunamıyorlar. Ya gidiyor bir lipite bağlanıyor. Lipite bağlandığı zaman biz ona karbonhidrat glikozdur ya glikolipit ismini veriyoruz. Ya da gidiyor proteine bağlanıyor. O zaman da biz ona glikoprotein ismini veriyoruz. Aslında Şöyle tekrardan göstermiş olayım. Ben şurayı çizmedim mi? Aslında hücre zarı şu şekilde iki sıralı fosfolipit tabakası var. Bu fosfolipit tabakasının suyu sevmeyen kısımları içeriye doğru bakıyor. Tabii ki sudan etkilenmesin diye şurası proteinler şurası fosfolipit tabakası olarak devam ediyor. Şunlar karbonhidratları, glikolipitleri, glikoproteinleri. Yani biz bu gösterdiğimiz şekli şurada görüyoruz gençler. Tabii bunu her seferinde çizemeyeceğimiz için düz bir şekil, düz bir çizgi şeklinde göstermiş olduk diyeyim. Benim çirkin çizimimden sonra da gerçek şekli gösteriyorum. Şurada sarı sarı gördüğünüz benim şimdi üstünden kırmızıyla geçtik fosfolipit dediğimiz lipidlerdir gençler aynı zamanda proteinler hücre zarında boydan boya uzanabilir veya belirli noktalarda gömülü halde de bulunabilir karbonhidratlar da eğer tutar proteine bağlanırsa glikoprotein, lipide bağlanırsa glikolipid ismini veriyoruz. O zaman hücre zarının yapısında karbonhidrat, yağ, protein vardır deyip yapıştırabilirim gençler. Hücre zarında karbonhidrat var, protein var ve tabii ki yağ var. Şekil sizi aldatmasın. Sarılar yağ. Morlar mavi gibi görürsünüz büyük ihtimalle ekrandan. Ben de biraz öyle görüyorum. Mor mavi gibi olanlar proteinler, şu yeşil, pembiş olanlar da karbonhidratlar. Şekle baktığın zaman hangisi en çok varmış gibi duruyor? Sarılar yani fosfolipitler en çok varmış gibi duruyor ama sakın yanılma. Hücre zarının yapısında en çok protein bulunur. Sonra lipitler bulunur. En az miktarda da karbonhidratlar bulunur. Sen hücrelerden meydana gelmiyor musun? Hücre zarının yapısında en çok protein varsa o zaman bir insanın vücudunda da en çok hangi organik molekül bulunur? Tabii ki protein bulunur. Gençler fosfolipitlerle başlamış olayım. Yağ kısmını oluşturan fosfolipit tabakası sürekli hareketlilik halindedir. O yüzden buna akıcı mozaik zar modeli ismini veriyorlar. Yani bu yağların içerisindeki proteinler hareket ediyor gençler. Sandalları bağlamasak, denizin üstüne sandalları bıraksak, sandallar denizde hareket eder ya. Yağların içerisinde de proteinler hareket ediyor. O yüzden akıcı kelimesini kullanıyorlar. Bu durum hücre zarının tabii ki akıcı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda zar'a esneklik de kazanıyor sandırmış oluyor. Fosfolipitlere baktığımız zaman hücre zarında çift sıralı olarak diziliyorlar. Baş kısımları hidrofiliktir e, gençler yani suyu sever. Şu kısımları ise içeriye bakar kuyruk kısımları hidrofobiktir. Yani suyu sevmez fobim var dersin ya. Ay hiç hoşlanmam köpekten fobim var. Karanlıktan hiç hoşlanmam fobim var. Hidro su demek. Hidrofobik suyu sevmeyen kısım demek. Suyu sevmeyen kısımlar yani kuyruk kısımları birbirine bakıyor. Hidrofilik kısımlar ise suya doğru bakmış oluyor. Suyu seven kısım diyeyim gençler. Hidro tabii ki şunu da bir yazım olarak ben düzelteyim size. Hidrofilik diyeceğiz. Buradan devam ediyorum. Fosfolipit moleküllerinin arasında düzenli olarak dizilmiş gömülü ya da yüzeysel proteinler tabii ki yer alacak. Bu proteinler zar kalınlığı boyunca uzanan kanallar olacak. Mesela şu boydan boya uzanan bir protein olduğuna göre şöyle hücreye hayal et. Madde alışverişi bu proteinlerin arasından gerçekleşebilecek. Hayvansal hücrelerde hücre zarının yapısında kolesterol de bulunuyor. Kolesterol de biliyorsunuz ki bir yağ çeşidiydi. Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını da tabii ki arttırmış olacak diyeyim. Karbonhidratlar zar yapısında serbest olarak bulunamıyorlar. Karbonhidrat tutar da bir proteine birleşirse glikoz artı protein yani glikoproteinler sentezleniyor. Glikoz tutar da bir lipite birleşirse gliko, lipitler meydana gelmiş oluyor. Yani karbonhidratlar asla tek başına değil Hücre zarında çok az miktarda bulunuyorlar ama hücre zarı işin çok önemliler diyeyim. Gençler az miktarda bulunmaları görevlerinin de önemsiz olduğu anlamına gelmez. Glikolipit ve glikoproteinler hücre zarının dışarıya bakan yüzeyinde bulunuyorlar. Hücrenin özgünlüğünü sağlıyorlar. Yıldız 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 kelimeyi aklında tutuyorsun. Üniversite sınavında da çok çıktı bu özgürlüğünü sağlarlar özgürlük. Ne demek yani o hücrenin maddeleri tanıması emirleri algılaması istenilen işi yapması kimliğinin oluşmasını sağlayan şey glikoprotein ve glikolipitlerdir. O yüzden hücreye özgürlük kazandırır dedik. Hücrelerin birbirini düşmanları hormonları e, yabancı maddeleri tanımasına tabii ki sağlayacaklar. Hücrelerin antijenik özellik kazandıracak yani hücrenin düşmanları tanıması anlamına gelir diyeyim. Hücre zarının seçici geçirgen özelliğini de tabii ki bunlar sağlamış oluyor. Hatta bazen hücre zarındaki glikolipitler ve glikoproteinler bozulursa hücre gelen emri algılamıyor. Öl diyorlar ölmüyor. İstenilen maddeyi üretmiyor. Bölünme diyorlar bölünüyor. Vücutta söz dinlemeyen kafasına göre takılan bir hücre kümesi meydana geliyor. Yani kanser dediğimiz durum söz konusu olabiliyor gençler. Hücre zarının yapısında bulunan molekül miktarını da tekrardan hatırlatmış olayım. Çok önemli olduğunu söylemiştim. Hücre zarı yapısında en çok protein bulunacak. Sonra ya en az miktarda da tabii ki karbonhidratlar yer alacak diyeyim gençler hücre zarı yıldız 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 tüm canlılarda bulunuyor. Hücre duvarı ise sadece bazı canlılarda bulunuyor gençler. Hücre zarının dışında bulunan hücre duvarı tabii ki hücre zarından daha farklı bir yapıya sahip. Hücre zarı için dinamik bir yapıdadır demiştik. Hücre duvarı ise cansız bir yapıda. Hücre zarı esneyebiliyordu. Ee, ama hücre duvarı cansız ölü bir yapıda olduğu için tabii ki esneme özelliğine sahip değil. Hücre zarı için dedim ki seçici geçirgendir. Hücre duvarı, hücre çeperi, o da karşınıza çıkabilir. Aynı şeyden bahsediyor. Hücre çeperi dediğimiz yapı ise tam geçirgen özelliğe sahiptir. Yani çeperdeki deliklerden madde geçebiliyorsa geçer, geçemiyorsa geçmez. Hücre zarındaki deliklere por adını vermiştik. Çeperdeki deliklere ise geçit ismini vereceğiz gençler. Hücre duvarı tabii ki can tam geçirgen özelliğe sahip, esneme özelliği yok. Hücre zarına göre daha kalın, dayanıklı bir yapıya sahip olduğundan dışarıdan gelebilecek mekanik etkilere karşı canlıları korur. Alemler üzerinden gideyim gençler. Bazen şöyle babam diye de kodluyorlar. Babamı da birazdan söylemiş olayım size ben. Önce alem düzeyinde sonra kodlamadan vereyim. Bir kere bakteriler alemindeki üçüncü ünitede anlatacağım ya bakteriler alemini. Bakteriler alemindeki canlıların hücre zarının dışında hücre duvarı var. Çok büyük bir kısmının hücre duvarları da peptidoglikan yapıya sahiptir. Bakterilerden sonra prokaryot hücre yapısına sahip canlımız kimde? Arkelerdi. Bazı arke türlerinin de hücre duvarı var. Ama bakterilerden farklı. Yalancı peptidoglikan ya da peptido glikan dediğimiz yapıya sahip mantarlar alemindeki tüm canlıların hücre duvarı var. Daha önce söylemiştik, kitin yapılıdır. Bitkiler alemindeki tüm canlıların da hücre duvarı var, selüloz yapılıydı. Bak, peptidoglikan Peptit nereden çağrışım yapıyor protein. Glikan yani glikoz, karbonhidrat ve protein türevi. Bunların hücre duvarı, şunlar zaten yapısal birer karbonhidrattı. Yani hücre duvarının yapısında karbonhidrat bulunuyor diyeyim gençler. Babamı nasıl kodluyorlar ondan da bir bahsedeyim. Bakterilerin tabii ki hücre duvarı var. Arkelerin Hücre duvarı var. Bitkilerin hücre duvarı var. Protist alemindeki de hücre duvarı var. Mantar dediğimiz canlıların da hücre duvarı var. Gençler, algin protist aleminde olduğunu unutmayın diyeyim duvarı olan canlılar bunlar oluyor. Hemen konumuzla ilgili sorularımıza da geçiş yapıyorum. Bir canlının ökaryot ya da prokaryot hücre yapısına sahip olduğu özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılmaz diyor. Hücre zarın bulundurması anlaşılmaz. Çünkü hücre zarı bir kere tüm canlılarda tüm canlılarda var gençler o zaman buna bakarak anlayamam. Çok hücreli olmasa buradan bir şeyler çıkartabilirim. Prokaryotların tamamı neydi? Tek hücreliydi. Ökaryotların tek hücrelisi de vardı, çok hücrelisi de vardı. Bir canlı tek hücreli ise prokaryot mu ökaryot mu anlamam ama çok hücreli ise mutlaka hangi hücre yapısına sahiptir? Ökaryot hücre yapısına sahiptir buradan bir şeyler çıkartabilirim. Oksijenli solunum yapmasından da bir şey anlamam. Neden? Bakterilerin de oksijenli solunum yapanı var. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler de oksijenli solunum yapıyor. Ne bileyim ben? Oksijenli solunum yapınca prokaryot mu, ökaryot mu? Ama bana deseydi ki e, mitokondri bulundurması, o zaman derdim ki mitokondri sadece ökaryotlarda var. Kesin ökaryottur bu derdim. Hücre duvarı bulundurmasına da bakamam. Bakterinin de hücre duvarı var, bitkinin de var, mantarın da var, arke'nin de var. Ben ne bileyim hücre duvarı olan canlı prokaryot mu, ökaryot mu? Hangilerine bakılarak anlaşılamaz dediği için cevabım 1 3 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri bir hayvan hücresinin hücre zarında bulunan glikolipit ve glikoproteinlerin görevleri arasında yer alır. Bir kere glikolipitle glikoproteini görünce yapıştırmak istediğim ilk kelime ne? özgürlük kelimesi yani kimliğinden bahsediyoruz. Hücreye özgürlük kazandırmayı aldım. Hücreye özgürlük kazandırınca gelen hormonları tabii ki hücreler tanıdı. Buna karşı bir cevap oluşturdu. Sıcaklık değişimlerinin hücre zarına verebileceği zararları önlemek olmaz ama karbonhidrat veya karbonhidrat ve proteinden oluşan moleküller sıcaklık değişimlerini nasıl engellesin ki? Bu kimlik kazandırıyor. Sen içeri gel, sen gelme sen şu işi yap sen yapma kısmının algılanmasını sağlayan şey glikolipit ve glikoproteinlerdir. Yer alır dediğine göre 1, 2 ve 4 şeklinde diyorum gençler. Cevabımız da tabii ki D'ye düşmüş oldu. Hemen diğer soruma geçiyorum. Bu sefer de biraz yeşil kalemi alayım. Yukarıda verilen şemaya göre K harfinin olduğu yere özelliklerinden hangileri yazılabilir? Yani hücre duvarı ve hücre zarının ortak özelliğini soruyor bize gençler. Prokaryot canlı canlılarda bulunma, hücre zarı ve hücre duvarı prokaryot canlılarda tabii ki bulunabiliyor. K'ya yazabilirim. Yapısında karbonhidrat bulundurma, hücre zarının yapısında protein yağ karbonhidrat var. Hücre duvarının yapısında da karbonhidrat vardı. O zaman bunu da alabilirim. Akışkan yapıda olmada dururum. Hücre zarı akışkandır. Zaten modelin adı neydi? Akıcı mozaik zar modeli. Hücre duvarı nereye akışkan? Hücre duvarının esneme özelliği yok. Sert, cansız bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden bu gitti. Tam geçirgen olmak da hücre duvarına, hücre çeperine özgü bir özelliktir. Hücre zarı dediğimiz zaman seçici geçirgen özelliğe sahipti. Hangileri yazılabilir derse cevabım tabii ki A'ya düşmüş oldu. Gençler diyeyim hemen diğer soruma da geçiyorum. Yukarıda verilen maddelerden hangileri bir hücrenin zarının yapısındaki başka bir molekül çeşidine bağlanmadan hücre zarında bulunabilir. Proteinler bir kere tek başlarına hücre zarında bulunabiliyorlar, hücre zarını boydan boya geçebiliyorlar bir daha çizmiş olayım. Çift sıralı fosfolipit tabakası dediğimiz tabaka var. Boydan boya gömülü veya sadece yüzeylerde bulunan proteinler var. Bir de bunlara bağlı olan karbonhidratlar var. Ya lipitlere bağlanıyorlar ya da proteinlere bağlanıyorlar. Yani protein dediğim molekül başlı başına tek başına durabiliyor diyeyim gençler. Karbonhidratlar ise tabii ki tek başlarına bulunamıyorlar. Mutlaka ne yapıyorlar? Ya lipitlere bağlanıyorlar ya da proteinlere bağlanmış oluyorlar başka bir molekül çeşidine bağlanmadan hücre zarında bulunabilir dediğine göre hadi size bir eleme yöntemi de göstereyim soruyu bilmiyorsun diyelim karbonhidratlar mutlaka bir şeye bağlandığına göre cevapta karbonhidratların olmaması gerekiyor şıklarımız düştü birinde doğru olduğunu buldum bir tek başına bulunabildiğine göre şıklarda birin olması gerekiyor e bu da gitti 3 ve 4 ile ilgili fikir sahibi olmasan bile cevabı işaretli bilirim. Kolesterol ve fosfolipitler de tabii ki bir şeye bağlanmadan durabiliyorlar. Biraz yavaş yavaş zaten LGS'den 8'den çıktınız gençler test tekniğini biliyorsunuz. Ama test tekniğinde de biraz daha da arttırmak lazım yavaş yavaş diyeyim. Hemen diğer bir model soruma da geçiyorum. Aşağıda verilen özelliklerinden hücre zarına ait olanlar tik işareti koyunuz diyor. Hücre zarı tüm molekülleri geçirgen özelliktedir. Hadi oradan hücre zarı seçici geçirgen özelliktedir. Öyle kafasına göre hücre zarından her molekül geçsin diye bir şey yok. Hücre zarında fosfolipitler tabii ki çift sıralı halde bulunuyorlardı. Proteinler madde taşımada görev alacak şekilde zarda konumlanmış durumdalar. Hatta o protein kanallar içerisinden madde akıtıldığını hücre zarından madde alışverişlerinde anlatacağım gençler. Karbonhidratlar tek başına ya da diğer organik bileşiklere birleşerek hücre zarının yapısına katılır tek başına bulunamadıkları için bunu almadım gençler. Diğer organik moleküllerle karbonhidratlar mutlaka birleşiyor diyeyim. Galiba bu son sorum. Hücre duvarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hücre duvarını düşündüğümüz zaman tabii ki hücre zarının dışında yer alan bir yapıdan bahsediyoruz tüm canlılarda yok sadece bazı canlılarda var. Mesela hayvansal hücrelerin bizim hücrelerimizin duvarı yok. Sadece karbonhidrattan oluşur diyemem. Şimdi düşündüğün zaman kimler geldi aklına? Mantarların kitin yapılı. Kitin bir karbonhidratlı yapısında azot da bulunuyordu. Ya da işte peptidoglikan geldi. Bakterilerde olan geldi adı aklına. Peptidoglikan dediğin zaman karbonhidrat ve proteinlerden meydana geliyordu. Yani sadece karbonhidrat hidrattan oluşur diyemeyiz tam geçirgen olduğunu söylemiştik. Hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız 1 ve 4 oldu. Son sorum değilmiş. Sondan bir önceki sorummuş gençler. Bu son sorum. Hücre zarı ve hücre duvarı ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Tüm canlılarda tabii ki bulunma ortak değil. Hücre zarı tüm canlılarda hücre duvarı sadece bazı canlılarda bulunacak. Organik molekül tabii ki bulunuyor. Karbonhidrat, yağ, protein bunlar organik moleküllerdir. Yapıda organik madde var. Dinamik ve esnek olma hücre zarına özgü bir özelliktir. Hücre duvarının esneme özelliği yok. Seçici geçirgen olmada yine hücre zarına özgü bir özelliktir. Hücre duvarı tam geçirgendir. Hangileri ortaktır dediğine göre cevabımız yalnız iki oldu diyeyim gençler. Konu biterken kısmında da aslında tüm anlattığım yarım saat olmuş özetlemiş olayım. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırdık. Prokaryot hücre yapısına sahip ve ökaryot hücre yapısına sahip canlılar vardı. Bakterilerin ve arkelerin prokaryot, protist, bitki, mantar ve hayvanların ise ökaryot olduğunu söyledik. Hücre zarından bahsettik. Hücre zarıyla ilgili günümüzde kabul gören model akıcı mozaik zar modeliydi. Akıcı mozaik zar modeline göre hücre zarının yapısında karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bulunuyordu. Hayvansal hücrelerde hücre zarının hücre zarının yapısında kolesterol olduğunu, bunun da esneklik ve dayanıklılık kazandırdığını söyledik. Sonra hücre duvarından bahsettik. Bakterilerde peptidoglikan, arkelerde yalancı peptidoglikan ya da pseudopeptidoglikan, mantarlarda kitin yapılı olduğunu, bitki lerde selloz yapılı olduğunu, ta karbonhidratları anlatırken zaten söylemiştim. Hücre zarının seçici geçirgen, esnek olduğunu, hücre duvarının ise tam geçirgen olup sert yapılı olduğunu söyledik. Hücre zarında madde alışverişinin sağlandığı deliklere por adı veriliyor. Hücre duvarındaki deliklere ise geçit adı veriliyor diyeyim gençler. Böylelikle hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.